Arkadaşlar, herkese merhabalar. Koltuk modelleme derslerimizin ikincisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dersimizde hatırlayacağınız gibi koltuğumuzu baştan sona modelledik. Pardon. Referans resmimiz böyle bir şeydi gördüğünüz gibi. Ve bizim modelimiz de bu şekilde hemen hemen benzetmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde kaplama ve render aşamalarına geçeceğimizi söylemiştim. İsterseniz hemen basitçe bir sahnemizi ayarlayalım. Şurayı küçülttüm. Şimdi şu grid panel, yani şu gördüğümüz çizgilerin hemen biraz üstüne taşıyorum rastgele. Kürsörü şöyle bir merkeze yollayalım. Shift-C ile açılan menüden gördüğünüz gibi şuradan kürsörü center diyerek kürsörü merkeze yolladım. Bir plane, onu 11'im şöyle büyüttüm. Wireframe moda geçtim Z ile. Objelerimi seçiyorum. Zemin hariç dedim shift'e basarak. Shift ve sağ klik yaptım. Şuradan Snap Element'ten Face diyorum tekrar. G, Z ve şöyle zemine sabitledim. Şimdi render'ımız stüdyo tarzı olacağı için şu kamerayı silelim. İlk derste büyük ihtimal yoktu. Şimdi stüdyo tarzı bir render alacağımızı söyledim şimdi. Onun için ilk başta bir sahne oluşturmamız gerekiyor. Bir plane ekledik. Hemen plane'den bir stüdyo tarzı bir şey yapalım. Şöyle biraz geri çektim. Extrude yapıyorum Z ekseninde şöyle. Göz kararı. Ctrl 3 ile Subdivision uyguladım. T ile basıyorum. Smooth dedim. Gördüğünüz gibi. Bir adet şöyle yapalım. Biraz yukarı taşıyalım. Look atarak. Bir adet de böyle. Bir adet de böyle. Bir adet de şöyle atsak gayet güzel olur. Evet. Şöyle biraz daha taşırsak, eğimli olursa daha iyi olur. Yani genel itibariyle güzel. Şimdi sahnedeki objelerden herhangi birini seçiyorum. Yani koltuklardan. Şöyle tam karşıdan bakarken del tuşuna basıyorum numara keypad'teki. Tam şöyle yakınlaştım. Yani ortaladım ekranıma. Shift'a bir adet kamera ekliyorum. Ctrl Alt 0 kombinasyonuyla kameranın baktığım açıya göre yerleştirdim. G, Z, Z yapıyorum. Yani G'ye bir kere, Z'ye de iki kere bastım. G, Z yapıyorum bir kere. Şöyle çektim. Şimdi koltuğumu seçiyorum. Şöyle yapalım. Şunu seçim dışı bırakıyorum. Şuradan hemen daha hızlı yapabilmek amacına şöyle üstten görmek için şuradan yani solid'de şöyle buradan hemen hızlıca baktım açıya göre şöyle kameramı ayarlayacağım. Şöyle olur. Fotoğraftakine göre yapabiliriz mesela şuradan UV'mi şeklinden bakarak. Baktığımız zaman fotoğrafımızın çözünürlüğü kaça kaçmış ona bir bakmak istiyorum. Neredeydi? Şurada. Ya 1218'e 761 biraz düşük geldi bana. Neyse biz burada kendimize göre düzenleyelim. Şöyle yapalım. Evet. Kamerayı seçiyorum. Biraz daha yakınlaştırabilirim şöyle. Ve biraz daha Z eksenini aşağı doğru çekelim. G yani V XX yapıyorum. Shift'e basıyorum şöyle. Evet. Biraz yakınlaştırdım ve baktığım zaman hemen hemen aynı açıyı böyle tam olmasa elde etmiş olduk. Evet. Render açımız bu olacak bizim. Tamamdır. Şimdi ben genelde bunları yaptıktan sonra hemen bir zemin yani stüdyonun zeminin bir materyalini ayarlarım. Ondan sonra ışıklandırmaya geçelim. Yani zeminle bu objelerimizin herhangi birinde bir materyal olmadığı için bunlar da beyaz, zemin de beyaz. O yüzden baktığımız zaman şöyle bir render aldığımızda bir görüntü olacak. Yani çok şık durmayacak. O yüzden hemen şuradan Node Editor penceresini açıyorum ve şuradan şunları keselim. Pardon. Bakalım tamam. Composite. Bu aynen bir işimiz yok. Dünya kısmına geldim. Zemine metal yaratacaktık. Zemini seçtim. New dedim. Buraya hemen bir adet Principle atacağım. Principle dedim. Hatta bunun rengini şey yapabiliriz. Sahnemizdeki yani referans resmindeki duvar rengini yapabiliriz. Şuradan kopyala dedim ve duvar seçtim gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şimdi ışıklandırmaya geçelim. Ctrl C ile kaydediyorum. Bir HDR deneyeceğim. Shift A. Şuradan dünya bölümüne geldim. Shift A. Texture. Environment Texture. Ve bağlıyorum. Open dedim. Şimdi şuradan hemen bakalım. Hatta şöyle yapalım.
Pardon. Ha, şurada benim bir şunlardan biri olması lazım. Şöyle iç mekan tarzında bir ışığım var. Onu seçtim. Şimdi vektör mapping dedim. Bağladım. Bir adet de input'tan texture koordinat. Bunu generate yapıyoruz. Şöyle 90 derece döndürdüm. Şiddeti biraz fazla gelecektir bu haline. .3 karanlık 0.5 yani genel itibaren güzel diyebiliriz. Buradan açılarla oynayarak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Mesela şu güzel, hoşuma gitti benim. Pardon. Şimdi obje bölümüne geldik. Artık bunun render olaylarını render olaylarında objemizi ayarlayabiliriz. Şimdi buradan solid moda döndüm tekrar. Kontrol C'yle kaydediyorum. HDR kısmında arkadaşlar dediğim gibi internetten değişik kaynaklardan HDR kullanabilirsiniz. Bularak onları kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben de elimdeki herhangi bir HDR'dan birini kullandım ışıklandırma olarak. Şimdi objemi seçiyorum. New dedim. Başlayalım. Kumaş dedim buna. UV image editor diyorum. Buradan şunu kaldırdım. Şimdi şurayı biraz daha büyütelim. Material dedim. Tab dedim, oda girdim. Bütün yüzeyler seçili. U'ya bastım. Smart UV project diyorum. Gördüğünüz gibi basar basmaz hemen objemin UV'sini çıkarttım. Tekrar tabla obje moda döndüm. Şimdi diffuse kanalını siliyorum. Buraya bir shader'dan principle atıyorum. Bağladım. Shift A texture diyorum bir adette. Şuradakilerden hemen kumaşımı seçtim ve bağladım. Biraz büyük geldiğini görebiliyoruz. Edit moda girdim, bütün yüzeyler seçili. Burada da bütün yüzeyleri seçiyorum. Scale 5 yaptım ve obje moda döndüm ve gayet güzel. Render aldığımızda böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Buradan speküler değerini biraz düşürebiliriz gördüğünüz gibi. Evet. Zaten bu da aynı olduğu için buna direkt aynısını uyguluyorum. Bunu da bir 4 birim büyütüyorum. Biraz 4 mi yaptık tam hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 4'tü. Bakıyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi buna da aynı şekilde Smart UV Project diyorum. Bunu biraz daha büyütebiliriz belki. Seçtiğim Scale 7 yapıyorum. Evet, 7 gayet güzel geldi. Şimdi şuna geldim. Buna da U'ya bastım. Burada hemen UV map'ini ayarlıyorum. Burada kumaş materyalini atadım. Scale 4 yapıyorum. Gayet iyi. Şunu biraz daha scale 2. 2 birim daha küçültürsek yani şu zemini daha iyi olur. Bu da gayet güzel oldu. Tıklıyorum. Buna da aynı şekilde Smart UV Project dedim. Scale 4 dedim buna da. Evet, gayet güzel. Ahşap kısma geldi sıra. Seçiyorum. Bütün yüzeylerini seçtim. U'ya bastım. Burada hemen uyguladım. New dedim. Buna da şuradan ahşap diyelim. Sildim. Shift A. Shader. Principle diyorum. Bağladım. Texture'dan da image texture. Bağladım. Ahşap kaplamamı seçiyorum. Materyal dedim. Obje moda döndüm. Biraz büyük gelmiş hani kaplama. Scale 6 yaptım. Evet, 6 birim gayet güzel bence. Shift Z ile render aldığımızda böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Bakıyoruz nasıl ışıklandırma olarak biraz daha düzenleyebiliriz. Kaplama bazında şöyle bir şey daha yapabiliriz. Şunun bump map'i falan yok elimizde. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Shift A convert color ramp. Şöyle biraz daha bunu siyah beyaz tonları da kullanarak şöyle biraz daha kısabiliriz. Evet. Şimdi bunu bump map olarak kullanabiliriz. Şöyle farkı görebilirsiniz. Bakın şimdi. Height'a bağladım. Bağlayamadım şurayı.
Gördüğünüz gibi sahte bir ışık kabarması elde ettik bump ile. 0.5 yapıyorum. Evet, 0.5 yeterli. Tekrar bağlayamadık. Tekrar bağlıyorum. Gayet güzel. Kumaşı böyle yaptık. Şimdi ahşabı da hemen color ramp diyorum. Bunu da hemen şöyle basitçe bir siyah beyaz tarzında yapalım. Biraz daha şöyle yapabiliriz. Siyah kısmını hafif kısarsak gayet iyi. Vector bump. Hemen height'ı bağlıyorum. Bağlayamadık. Evet. Bunu da bir şey yapamadık. Normalledim. Bakıyorum. Fazla geldi. 0.5 yapıyorum bunda. Daha bunu 0.3 de yapabiliriz. Evet, 0.3 iyi. Gördüğünüz gibi daha güzel bir sonuç elde ettik. Işıklandırma olarak güzel mi değil mi bakalım bir. Ya, ışıklandırma olarak aslında kendimiz de oluşturabiliriz. En iyisi biz kendimiz oluşturalım bunu. World kısmını siliyor. New dedim, sadece siyah bir kısım bıraktım gördüğünüz gibi. Şimdi ben ışıklandırmayı tek tek kendim yapmak istiyorum. Shift'a bir adet plane ekledim. Bunu 5 birim büyütüyorum veya 5 fazla gelir. Şöyle 3 birim büyüttüm. Y eksenini 90 derece döndürdüm. Şöyle sahnemi şöyle X eksenine getirdim. Bunu GZ şöyle biraz yukarı taşıyorum. Bunu 2 birim daha mı küçülsek, büyüsek daha doğrusu bir veya biraz daha büyütelim. Evet, göz kararı. Şöyle üstten bakıyorum gördüğünüz gibi. Veya şöyle yandan da fark etmiyor. Edit moddayım. Edit modda yapmayalım bunu. Normal obje modda yapalım. Bir adet de böyle. Bir adet de şöyle ön tarafa koyabiliriz. 90 derece döndürüp. Gördüğünüz gibi. Genel olarak ışıklandırmada bunu kullanabiliriz. Şuradan 3D view diyorum. Hemen şu açıdan bakarken ışıklandırmamızı yapalım. Şimdi plane'lerimize obje diyorum. New dedim. Bunu siliyorum. Buna bir emisyon atadım. Gördüğünüz gibi. Şiddetini bir 3 yapıyorum. Veya 5 de yapabiliyorum. Geldim buna. Zaten buna bir ışık objesi atadık. Buna ışık diyelim. Bunu da aynı kaplamaya materyalları atayıp bunun 2 diyorum. Yani kopyaladım. Yani renklerini falan değiştireceğim için buna aynısını atayıp ama sadece kopyalıyorum. Şimdi bunun sayısını biraz daha düşürüyorum. Şöyle 2 yaptım. Şunu da 1 yapıyorum. Şimdi bu 2, 1.2 yapıyorum bunu. Bunu da 3 yapıyorum şöyle biraz. Veya 3.5. Evet. Pardon. Şimdi bunun rengini biraz şöyle yapalım. Maviye kaçan bir tonları da yapabiliriz. Şöyle çok değil. Bunu da hafif şöyle sarıya kaçan tonlarda. Bu da beyazda kalabilir. 2 diyorum buna da. Evet, genel itibariyle böyle bir şey yapabiliriz. Her taraf eşit olmasa da hani bazı ışıklar fazla olur, bazı ışıklar az olarak buradan ayarladık miktarlarını gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir sonuç elde ettik. Bakalım burada yapabileceğiniz başka bir şey var mı? 3 yapıyorum. Şunu biraz daha kısabiliriz aslında. ...1.5 bu kaç... ...0.5 yapsak... ...yani... ...0.4... ...4 iyidir, tamamdır. Şimdi... ...çözünürlüğümüz bu, 100 dedim. Sample'da bir 500 yapıyorum gördüğünüz gibi. Şuradan da denoise aktif ediyorum, 2.79 ile gelen. 0.20 yaptım. Ve... Render butonuna bastım. Render bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, render'ımız bitti. Sonucumuz böyle. Hemen şuradan bir karşılaştırmamızı da yapalım.
neredeydi? Evet. Referans resmimiz buydu arkadaşlar. Bizim render'ımız da bu gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu diyebilirim. Kaplamamız, render'ımız bu şekilde oldu. Referans resimden yola çıkarak arkadaşlar bir modelleme ve render çalışması yaptık. Umarım işinize yaramıştır diye düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olsa videonun açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.